Merhaba arkadaşlar. Bugün size HTML5'ten Geolocation'dan bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir doküman hazırladım. Bu doküman üzerinden gidelim diye düşünüyorum. Konumu eğer biz bir defa almak istiyorsak Get Current Position fonksiyonuyla biz bu bilgiye erişebiliyoruz. Ve bunların içinde 3 tane parametre alıyor. 2 tanesi fonksiyon, bir tanesi de parametreler, yani opsiyonlar alıyor. Şimdi bunlara yavaşça değinelim. Öncelikle Sublin Text'ime bir geleyim. Burada benim şöyle bir yapım var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Output adında bir tane output mu section, karar verememişim. Şöyle section yapalım gene. Section adında bir tane divim var. Hatta output olsa daha iyi. Özelliğini daha kullanmış oluruz böyle. Şöyle output yapalım. Şimdi output yaptık ya arkadaşlar buraya. Bir tane fonksiyonum var. Benim bu fonksiyonum burada load olduğunda çağırmasını istiyorum. Window onload yazarak da fonksiyonu çağırabilirsiniz. Hatta öyle de yapabiliriz. Şöyle şurayı silelim. Fonksiyonumuzun adı neydi? Şuraya yazalım. GetInfo. Şuraya diyorum ki function GetInfo fonksiyonunu yazalım. Şimdi öncelikle output nesneme ulaşmak istiyorum. Onun için de var diyorum. O diyelim. Get şöyle yapalım. Document get element by id diyelim. Ve id'imi yazalım. Result yazalım buraya da. Tamamdır. Şimdi bir if şartıyla bir kere tarayıcımın desteğinin olup olmadığını öğrenmek adına şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Navigator geo location. Location. Eğer varsa bu buraya girecek. Else, yani yoksa console.log'la bize bilgi versin. Tarayıcı desteği yok. Şimdi şuraya geliyoruz. Ve şuradaki fonksiyonumuzu direkt alalım. Hiç uzatmadan şöyle. Şimdi get current position'ın suspect, yani success callback, error callback, şunun e'sini küçük yapalım. Ve options'ları var. Şimdi şu options'ı şöyle ayrı yazalım. Ve süslü parantezler içinde yazacağım. Birden fazla yazacağım için. Options'larım da şunlar arkadaşlar. Şimdi bunlar üzerinde biraz değinebiliriz. Biraz. Şöyle bir yapımızı düzeltelim. Evet. Şöyle daha iyi olacak. Karışmasın daha sonra. Şimdi arkadaşlar enable ben buna true demesem eğer bana daha doğru bir sonuç vermeyecektir koordinatı alırken. Bu yüzden buna false derseniz kötü bir sonuç alırsınız koordinatı hesaplarken ama true derseniz daha net bir sonuç alırsınız. Timeout'ta yani şu an burada 1500 yazıyor. Ben bunu 10.000 yapacağım. Çünkü 10 saniye demek 10.000 milisaniye cinsinden. 10 saniye içinde aldın, alamadın, timeout hatası ver diyoruz. Maximum age ile daha önceki alınan bilgiyi kontrol et bakalım diyoruz. Cache'de tut veya tutma şeklinde. Mesela ben buraya 0 girdiğim için cache'de tutmayacak. Çünkü 0 saniye dedim. Ve get current position'ın bir özelliği de şudur. Sadece size konum bir defa verir. Örneğin hareket halindeki bir konum almak istiyorsanız bu fonksiyon sizin işinize yaramaz. Ona da ilerleyen dersimizde değineceğiz. Şimdi fonksiyonlarımızı oluşturalım. Buraya geliyorum. Function success callback diyorum. Ve parantezlerimi aç kapa yaptım. Bir de error callback diyorum. Bunu da hemen şuraya function'la oluşturalım şu şekilde. Şimdi success adı üstünde başarılı anlamında. İşlem başarılı olduğunda ben ne yapmak istiyorum? Şu elementime ulaşıp bunun içine bilgi yazdırmak istiyorum. Hemen şuraya gelelim. Şuraya. Diyelim ki O'nun value'suna git bu değeri yaz. Ne olsun? Boyla mı yazsın? Değil mi? Tabi bunu string bir karakter olduğu için boyla diyelim. Artı neydi? Geo nokta şöyle yapalım. Şuraya bir parametre gelsin. Chords olsun bunun adı. Şurada gelelim. Chords nokta chords. Yani aynısını yazmadım. Hatta kafanız karışmasın diye şöyle yapalım. Geo yazalım.
geo nokta long i2d. Ve bir de enlemi alalım. Enlemsiz olmaz. Enlem dedik. Baş harfinde büyük yazalım. Buna da önce şunu düzeltelim. Latitude diyoruz buna da. Latitude. Evet. Bu şekilde. Şimdi bu bilgileri aldıktan sonra bilgileri de ekrana yazdıracağız. Bir çalıştıralım bakalım. Çalışma adlı HTML dosyama geliyorum. Şu an bana diyor ki birisi senin diyor koordinatlarına erişmek istiyor diyor. Allow dedik ve bakalım yani kullanabilirsin diye ekrana yazdı mı yazmadı. Bir bakalım hata aldık mı konsola. Yok hata almadık. Peki şimdi hata almadık ama şu fonksiyon çalıştı bence. Bu fonksiyonu bir değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Neredeydi bizim çalışmamız? Şuradaydı. Şurada bunu biraz daha geç değinecektim de şurada yeri gelmişken değinelim. Hata kodlarımız var arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen şunu şöyle yazabiliriz. Nerede? Şurada. Şu fazla. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir tane error diye bir şey yollayabilirim. Error. Hata diye. Error. Şimdi bakın arkadaşlar error diye bir şey yolluyorum buraya. Ya daha doğrusu parametre yolluyorum. Bana bu kodu gelen hatayı döndürecek. Şimdi diyorum ki output olarak bana gelecek değeri dönder diye. Eğer kullanıcı izin vermediyse kullanıcı izin vermedi diye yaz. Eğer position bulunamadıysa lokasyon bilgileri alınamadı yaz. Eğer zaman aşımına yani şuradaki süre dolduysa bu hatayı ver. Eğer bilinmeyen bir hata varsa da bunu verecek. Bakın 4 çeşit hatam var arkadaşlar. Geliyorum ve burada fonksiyonumu çalıştırıyorum. Tamam dedim. Bakalım herhangi bir hata aldık mı? Yok. Şuraya içine bir daha bakalım bunun. Result dedik. Yok. Alamadık. Neden? Hiçbirini vermedi. Acaba fonksiyonumuzu yanlış mı yazdık? Şunları şuraya direkt kopyalayalım. Don't allow. Bakın kullanıcı izin vermedi dedi. Evet izin vermedim. Bir daha başlatalım. Bu sefer izin verdim ama bilgileri yazmadı. Bu bilgileri yazmamasında bir sıkıntımız var. Şöyle yapalım. Inner HTML'i kullanalım biz de şöyle. Bu şekilde yazsın. Bakalım ne olacak. Evet diyelim. Yine bilgileri yazmadı. Burada demek ki benim bilgilerimi alamıyor şu an. Veya süre bekliyoruz biraz. Evet henüz alamadık. Bir bakalım. Bakın arkadaşlar zaman aşımına uğradı. Demek ki alamamış. Şunu 1500 yapalım. Bakalım ne olacak. Hemen alabilecek mi? Bakın zaman aşımına uğradı diyor yine. Benim bilgilerimi alamıyor şu an. Normalde alması gerekiyordu. Şu an bu fonksiyonla normalde çalışması gerekiyor ama alamıyor. Belli bir nedenden dolayı ben de anlamadım. Şunu daha büyük bir saniye vererek deneyebiliriz. 15 saniye tarzında. Bakalım bu sefer alabilecek mi? Şu an almaya çalışıyor. Gördüğünüz üzere çalışıyor şu an. Ama 15 saniye içinde almazsa yine aynı hatayı bize döndürecek. Almama sebebi de büyük ihtimal benden kaynaklanıyor ama bir türlü bulamadım bunu. Zaman aşımını hatasını da verdi gördüğünüz üzere. Yani benim şu an gördüğünüz gibi şu süreyi de içinde alamadığı için hatayı döndürdü. Neden olabilir diye düşünüyorum.